Bu videoda larenjitin teşhisinden bahsedeceğiz. Larenjit kelimesindeki it kısmının enflamasyon, larenks kısmının da gırtlak olarak da bilinen yumuşak doku ve ses tellerini içeren bölge olduğunu söylemiştik. Bu hastalığın teşhisi çoğunlukla klinik olarak ve hastanın geçmişine bakılarak yapılır. Son zamanlarda soğuk algınlığı veya grip gibi viral bir hastalığa maruz kalmış bir hastada larenjit de gelişebilir. Ancak elbette larenjitin tek nedeni patojenlere ve viral etkenlere maruz kalmak değildir. Hastanın geçmişine dikkatli bir şekilde bakmak gerekir. Mesela hasta pek çok farklı kimyasala ya da dumana maruz kalmış olabilir. Ya da belki bir şarkıcıdır ve sesini çok sık kullanması gerekiyordur. Ya da hastanın ses tellerinde bir nodül söz konusu olabilir. Gırtlak dokusunda, larenkste veya ses tellerinde tahrişin sebebi her ne olursa olsun hastaya sorular sormak larenjit türünü teşhis etmenin en iyi yoludur. Larenjit akut veya kronik olabilir. Akut larenjit daha çok viral hastalıklarla ve nadiren de olsa bakteriyle özdeşleştirilirken kronik larenjit ise daha ziyade sigara içmek, konuşma veya şarkı söyleme sebebiyle sesi sürekli zorlamak gibi irritanlarla ilişkilendirilir. Klinik tanı larenjiti teşhis etmenin gerçekten de en iyi yoludur. Çünkü uygulanabilecek başka herhangi bir laboratuvar testi bulunmamaktadır. Bununla birlikte bir doktor veya bir sağlık uzmanı akut larenjitin en sık görülen nedeni olan viral hastalık dışında başka bir şeyden şüphelenirse Neler olduğunu görmek için larenksin doğrudan bir görüntüsünü almak iyi olabilir. Belki bir nodül söz konusu olabilir veya hasta reflü hastalığı belirtileri gösteriyorsa asit sebebiyle larenks yumuşak dokusu hasar görmüş olabilir. Bu yöntem aynı zamanda bakteriyel larenjiti teşhis etmeye de yardımcı olur. Bu yöntemle bakteriler tarafından oluşturulan herhangi bir eksüda veya beyaz akıntı şeklindeki sıvının varlığı doğrudan görülebilir. Bunların varlığı bir bakteriyel enfeksiyon olabileceğinin işaretidir. Larenksin doğrudan bakılarak muayene edilmesi, ki buna larengoskopi de denir, larenjitin birçok farklı nedenini doğrulayan bulgular sunabilir. Larengoskopi yapmak için bir doktor veya sağlık uzmanı ucunda kamera bulunan uzun tüp benzeri bir aleti boğazın içine doğru sokar. Bu kamera larenks ve onunla bağlantılı yapıların doğrudan üstten bir görüntüsünü almaya yarar. Fakat larengoskopi genellikle sadece kronik larenjit vakalarında uygulanır. Larenjit teşhisinde çatallı, bozuk sesin başka nedenlerinin de olabileceğini belirtmemiz gerekiyor. En tehlikeli nedenlerden birinin epiglotit olduğunu söyleyebiliriz. Ekranı kaydırıp bunu aşağı yazacağım. Epiglotit, epiglotun enflamasyonu sonucu oluşan hastalığın adı. Ve bu çok tehlikeli bir hastalık. Epiglot neydi? Gırtlak kapağı görevi gören bu flap dokunun adı epiglot. Epiglot, solunum yolunu korumaya yardımcı olan bir yapı. Ama hastalık sebebiyle şiştiğinde solunum yolunu engelleyebilir ve solunum güçlüğü gibi ciddi sorunlara yol açabilir. Epiglottit aynı zamanda aynı larenjitte olduğu gibi sesin çatallı çıkmasına neden olur. Ancak buradaki esas problem solunum yollarının tıkanması sebebiyle nefes darlığı gibi şikayetlerin ortaya çıkmasıdır. Hasta yutma güçlüğü de çekebilir. Ve böyle olunca hasta ürettiği tükürüğü yutamadığından bu durum ağızda akmaya neden olabilir. Bu aslında epiglotit ve larenjiti ayırt etme konusunda yardımcı bir bilgi. İkisi arasındaki farklardan biri de epiglotitte öksürük olmaması. Hastada öksürük görülmez. Esasında ses telleri ve larenks bol miktarda öksürük reseptörüne sahiptir. Bu nedenle larenks şiştiğinde öksürük reseptörlerine baskı yapar ve bu da hastanın öksürmesine neden olur. Öte yandan epiglotta bu reseptörlerden yoktur. Dolayısıyla epiglotit hastaları pek öksürmez. Epiglotit ayrıca yüksek ateşe neden olabilir. Ses kısıklığı olan bir hasta ile karşılaşıldığında bu semptomlara bakmak önemlidir. Eğer bu belirtilerden herhangi biri görünüyorsa bu durumda hastaya hemen epiglotit için tedavi uygulanmaya başlanması gerekir. Epiglotit tedavisi antibiyotiktir. Öte yandan larenjit tedavisi ise destekleyicidir. Yani daha çok evde tedavi yöntemleri uygulanır. Hastaya sesini dinlendirmesi, bol miktarda sıvı tüketmesi ve boğaz ağrısını gidermeye yardımcı olabilecek her türlü şeyi yapması önerilir. Hasta boğazı rahatlatacak, pastil benzeri şeyler kullanabilir. Ayrıca tuzlu suyla gargara yapması da önerilir. Çünkü tuzlu su hem patojenleri öldürür hem de şişliği azaldır. Şişliğin azalması ozmoz sayesinde mümkün olur. Dışarıda daha tuzlu bir ortam olması durumunda, şişaldeki yumuşak dokunun içindeki su buraya doğru çekilir. Kronik larenjit için uygulanan tedaviler, tahriş edici etkenlere veya kronik larenjite sebep olan şey her ne ise, ona maruz kalma durumunu azaltmaya odaklanır. Örneğin, sigarayı bırakmak kronik larenjiti gidermeye yardımcı olabilir. Veya eğer hasta şarkıcıysa, ses kullanımını azaltabilir ve gırtlaktaki travmayı azaltmaya yönelik yardımcı olması için sesi doğru kullanma ve düzgün konuşma konusunda danışmanlık alabilir. Bunda da yine evde uygulanabilecek tedaviler ve ek olarak tahriş edici etkenlere maruz kalma durumunun azaltılması önerilir. Son olarak şunu da belirtelim Larenşit'in önlenmesi konusundaki öneriler, viral hastalıklardan kaçınmak için hijyenin doğru şekilde sağlanmasına ve sigara dumanı gibi zararlı maddelere maruz kalma durumunun azaltılmasına odaklanmaktadır.